Selamlar arkadaşlar. 15 Eylül itibariyle PlayStation Store'a yeni indirimler geldi ve 29 Eylül'e kadar devam edecek. Sıcak fırsatlar. Haftanın fırsatında Overwatch var %75 indirim ve PlayStation Plus aboneleri için de 2 kat indirim var. Buradan toplamda 10 oyun seçtim. Başlayalım. E Football PES 2021 e, Standard Edition ilk defa 19.90'a kadar düştü. Bir futbol oyunu alayım ama çok da para vermeyeyim derseniz bu oyunu tavsiye edebilirim. Artık PES serisinin ücretli olarak e, yayınlanan son oyunu oldu. Bundan sonra biliyorsunuz ücretsiz versiyonları yayınlanacak. Sniper Ghost Warrior 3 Season Update Edition Bu e, 28 liraya düştü Far Cry Sniper Elite tarzında oyunları seviyorsanız bu oyuna bakabilirsiniz. Oyunun yani ana sürümü var ve sezon update ile beraber iki tane de DLC'si var single player için. Bunun haricinde de işte silahlar, skinler falan bir takım ekstraları var. 239 liradan 28 liraya düşmüş. Normalde Wolf Among Us'ı eklemiştim aslında. 16 lira gerçekten çok iyi bir oyun için. ama 10 oyunluk tavsiyemde tavsiye listemde bu oyun yok. Çünkü iki sebebi var. Bir tanesi oyun aslında Android'de aynısı mı tamamen bilmiyorum ama ücretsiz bir versiyonu var. Bunun haricinde de e, ya oyun iyi İngilizce istiyor tamamen. Çünkü seçimlere dayalı bir oyun ve e, yani tercih yapabilmeniz için de ne olduğunu anlamanız gerekiyor. Bu yüzden onun yerine Human Fall Flat'i Seçtim PlayStation 4 ve PlayStation 5 versiyonu 64 lira şu anda. Fall Guys tarzında oyunları sevenler için uygun bir oyun. Bence Fall Guys kadar başarılı bir oyun değil ama yine çok seveni var. Arkadaşlarınızla oynadığınızda muhtemelen daha fazla keyif alırsınız. Bu oyundan da bahsetmek istedim. Skull 4 Reloads her ne kadar çok eleştirilen bir oyun olsa da ve bu türde çok daha iyi örnekleri olsa da bence bu fiyat açısından değerlendirdiğimizde iyidir. Yani iyi bir aksiyon oyunu bence o kadar da kötü değil. Ve şu anda iyi bir indirim var bu oyunda da. Frostpunk Console Edition bu oyunun yenisi çıkıyor ve PlayStation Plus için ekstra bir indirim var. Ee, o da 77 liraya geliyor. Yani bu konsoldaki az sayıdaki strateji oyunlarından bir tanesi. Tavsiye edebilirim. Mad Max aslında IGN Gamespot gibi e, sitelerden iyi inceleme puanları alan ama normalde Metacritic'i pek de iyi olmayan bir oyun. PlayStation Hits de var. 144 liradan 50 liraya düştü. Bence eğlenceli bir oyun. Oldukça eğlenceli bir oyun. E, tabii Tabi oyun 2015 yılında çıktığını da söylemem lazım. Yani aşağı yukarı 6 sene önce piyasaya çıkmış bir oyun. Souls tarzı oyunlar sevenler için Mortal Shell eğer doğru hatırlıyorsam ilk defa bu fiyata kadar düştü 80 lira şu anda zaten oyun Normalde fiyatı 134 lira yani e, yarı fiyattan bile daha düşük bir fiyattan piyasaya çıkmış bir oyun Watch Dogs Legion PlayStation 4 ve PlayStation 5 için eğer PlayStation Plus aboneliğinizi de kullanırsanız ilk defa 188 liraya kadar düşüyor. Büyük bir yapım. Seversiniz, sevmezsiniz. Orası ayrı e, ama uzun ve keyifli bir oyun olduğunu düşünüyorum. Hazır God of War duyurulmuşken ve muhtemelen son God of War'da oynadığınızı varsayıyorum. God of War Remastered aslında e, pek çok açıdan öneriyorum. Öncelikle God of War öncesi kendim de 2022'de bütün God of War'ları şöyle bir sil baştan oynamak istiyorum ve e, bu oyunlar PlayStation Now'da var. Ee, Galofor of War 3 Remastered'ı önerme sebebim de aslında bir açıdan hem hikaye hem de şöyle bir şey var. Üçüncü oyuna baktığınızda ve sonrasındaki 2018'de God of War'a baktığınızda ya oyunun nasıl bambaşka bir şeye dönüştüğünü, nasıl ya çatladığını demeyeyim ama hani oynanış olarak kamera açıları, grafikler her şeyle bambaşka bir şeye dönüştüğünü görüyorsunuz ki God of War 3 Remastered, yani Remastered değil ama God of War 3'ü ben PlayStation 3'te oynadığımda ya, acayip beğenmiştim. Çok çok iyi bir oyun bence. Ve son olarak bahsetmek istediğim oyun Soul Calibur 6. Bu oyun neden bilmiyorum ama çok pahalı bir oyun. Yani 469 lira fiyatı. 267 liraya kadar düşmüş normal e, kullanıcılar için. Ama PlayStation Plus varsa gerçekten bayağı düşüyor. 65 liraya kadar düşmüş oluyor ki 469 liradan 400 liradan fazlası indirimde düşmüş oluyor. O yüzden de bu oyundan da bahsetmek isterim. Eğer karşı dövüş oyunları seviyorsanız öneririm. Liste listeyi iki sefer taradım. Ama nedense yine de bazen kaçırdığım oyunlar oluyor. Bir iki tane. Eğer sizin de tavsiye etmek istediğiniz, önermek istediğiniz oyunlar varsa ve paylaşırsanız sevinirim. İzlediğiniz için videoyu teşekkürler. Hoşçakalın.